Kalkınma Ajansı'na yaptığımız proje kapsamında açtığımız bir kursun ziyaretine geldik. Doğancı Köyü'ndeki dokuma kursumuzu gezeceğiz. Bu kapsamda açtığımız ilçemizde 7 tane kursumuz var. Bunlardan 3 tanesi dokuma kursu, 4 tanesi de giyim kursu, yöresel giyim kursu. Şu an buradaki Doğancı Köyü'ndeki kurs, şu karşıdaki caminin olduğu yerde de bir başka kursumuz, dokuma giyim kursumuz var. Bebek ve asar kıyafetleri giyim kursu var. Birazdan da oraya geçeceğiz. Şimdi de Doğancı'daki kursumuzu ziyaret edelim. Buyurun. Evet, daha Doğancı Sağlık Evi. Burası şu anda kapandığı için kurs yeri olarak kullanıyoruz burayı. Zaten halk eğitim merkezi olarak kullandığımız kurs yerleri genelde kapanan okullarımız, kapanan sağlık ocaklarımız, köylerdeki caminin müsait yerleri, alt kısımlarında, oturma yerlerinde kurs açıyoruz biz. Burada da yine sağlık evinde açtığımız bir kursumuz, dokuma kursumuz. Orayı ziyaret ediyoruz. Sordum seni dağlara, dağlar boynunu büktü mü? Sordum seni dağlara, dağlar boynunu büktü. Baktım durduğun eve, evin çadısı çöktü. Baktım durduğun eve, evin çadısı çöktü. Gezdiğimiz yollarda hala otlar bitmedi. Gezdiğimiz yollarda hala otlar bitmedi. Yollara sordum seni, yollar cevap vermedi. Yollara sordum seni, yollar cevap vermedi. Çeşmemizin başını duman geldi kapattı. Bu kızımızın başörtüsü, tülbenti. Bu yelek. Bu fistan. Elbise demek istiyorum. Kuşa. Bu bel balı. Yaklaştırayım onu. Bel balı. Bu gördüğünüz gibi kuşak. Kuşağın üstündeki de çapan deniliyor, çapan yani bu. Ondan sonra kuşağın peştambalı. Bu peştambalı üstündeki bağ. Bu bağ, işte bu kadar. Evet, Çalpazarı'nın köyleri gayet dağınık yerleşim olarak, dağlık. Dolayısıyla da tarım arazisi çok dar. Ve ailelerin geçimlerini sağlamak için hayvancılık genelde yaptıkları öncelikli iş. Ama o da tabii tam manasıyla geçimlerini sağlamaya yeterli değil. Dolayısıyla ilçemiz dışarıya çok göç veren bir konumda. Biz bu projeyle insanlarımıza burada bir istihdam alanı yaratmayı amaçladık. Var olan kültürümüzü yaşatmayı, geliştirmeyi hedefledik. Bu manada değişik yerlerde kurslar açtık ve kızlarımız, gençler, bayanlarımız bu işi öğrenip daha sonraki kuşaklara aktarmasına yarar sağlayacaktır diye düşünüyoruz bu projenin. Merhaba İngilizciğim. Merhaba, hoş geldin. Evet, Çalpazarı yöresel kıyafeti Çalpazarı'da gündelik olarak giyinmekte. Teyzem de bugün
özel bir gün değil, herhangi bir gün. Evet. Ve bu kıyafetle geziyor. Evet. İşine gidiyor, evet. Çalışıyor, her şeyini bu kıyafetle yapıyor. Bizim giysimiz bu. Evet. Bizim asal giysimiz bu. İçeride, dışarıda, her yerde böyle giysiyoruz. Şenliklerde, düğünlerde, Karadeniz'de. Gündelik hayatta giyilen kıyafet. Evet. Biz de bu projede bu kıyafetin daha geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve yaşatılması için çabalıyoruz. Evet. Evet, başka bir kursumuza daha geldik. Giyim kursumuz. Geyikli Beldesi Yeni Mahalle Yumurcaktaş İlkokulu'nda açılan kursumuz. Giyim kursu bu. Burada asar bebekleri ve kıyafetleri dikiliyor. O kursumuzu ziyaret edeceğiz şimdi. Bu kursumuzda üretilen asar bebeklerimizi görüyoruz şimdi. Tam bitmemiş hali. Daha bunun üzerine yeni kuşağı, peştemalı herhalde. Yapılacak ve tam bitmiş halde hazır olacak. Şimdi kursiyerimiz burada normal bir kıyafet dikiyorsun değil mi sen? Evet. Bebek için değil bu. Yok, bebek için değil. Büyükler için. Neler yapıyorsun? Onu anlat bize. Ben şu an bir tane çocuklar var. Onlara fistan dikiyorum. Çocuk için? Çocuk için. Evet, nakışlarını yapıyorsun herhalde. Tamamlanmış olanı var ama ütülenecek o. Şu. Hı-hı. Biz burada hepsini yapıyoruz. Yani kendi kültürümüz. Ya bu asarda oturan burayı herkes biliyor. Evet. Kıyafetleri kullanıyoruz. Sürekli yani kültürümüzde devam eden bir şey. Yani sonuçta burada oturan bunu bence dikmesini öğrenmeli. Yani burada yaşayanlar bayan diyorsun kendi giyeceği kıyafeti dikmeli. Evet, dikmeli evet. Biz burada halk eğitime teşekkür ediyoruz. Ama önce Fatma hocamıza teşekkür ediyoruz. Çok aşırı derecede yoruldu bizi burada yani alıştırırken, öğretirken. Ve bu imkanı bize sundukları için teşekkür ediyoruz. Evet. Sen bebek için herhalde kıyafet dikiyorsun. Evet. Şu anda nesini yapıyorsun? Şu an fistanı dikiyoruz. Fistanının nakış kısmı değil mi? Pile üstü. Evet. Yap, çalış. Kapsamında Geyikli Yeşilyurt Mahallesi'ndeki giyim kursumuza geldik. Şimdi orayı ziyaret edeceğiz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Sağ ol, sağ ol. Hoş geldiniz hocam. Sağ ol bize. Hoş geldiniz. Sağ ol. Nasıl gidiyor? Sürpriz oldu. Sürpriz oldu. Evet, iyi kursumuz. Usta öğreticimiz Emine Yamaç. Kursiyerlerimizin bir kısmı çok yeni, daha nakış aşamasında. Nakışı yeni yeni öğreniyorlar. Bir kısmı herhalde daha deneyimli. Geçen sene kursiyerimiz var, müziyen. Başka var mı? Bugün çarşıya gittiler. Çarşıya gittiler. Ben de alırım. Şu anda nakış üzerinde çalışma yapıyorlar kursiyerler. Birçoğu. Bedenle nakışını yaptık. Şu an üst kısmı kaldı.
Bunlar siyah makineyle yapmak daha kolay oluyor. Diğer makineyle yapmak biraz zor oluyor. O yüzden siyah makineyle tercih ediyoruz. Sevdalerler adına ben alıştım tadına. Dargın değil miyduk? Bakıp da gül de bana. Ayvalar sararmadan kaçır beni, kaçır beni. Lale sümbül solmadan kaçır beni, kaçır beni. Ananı baban duymadan